Hakan Bayrak Yeni kabine üzerine bazı mülahazalar. Kan kin intikam havası esmedi. Siyasi olgunluk ağır bastı. Ahmet Davutoğlu'na yakın olan Lütfi Elvan kesin gidiyordu ama gitmedi. Mehmet Şimşek de kesin gönderilecekti ama gönderilmedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine listesini hazırlarken pelikan gibi davranmadı. Diplomatik inceliği elden bırakmadı. Başbakan Binali Yıldırım'ın profili düşük mü yüksek mi ben orasında değilim şurasındayım. Binali Yıldırım kasım kasım kasılan devlet adamı profiline uymayan güler yüzlü, esprili, dolayısıyla gerilim düşürücü bir başbakan. Hoş. En çok Faruk Özlü'nün Bilim Sanayi Teknoloji Bakanı olmasına sevindim. Faruk Özlü kamuoyunda pek bilinmez. Ben de pek tanımam kendisini. Yerli savunma sanayine geçen hizmetini bilirim ama. Savunma sanayi müsteşarlığında uzman, proje müdürü, daire başkanı ve müsteşar yardımcısı olarak önemli projelerde görev aldı. Yerli tank, yerli İHA, yerli savaş gemisi projelerinde imzası var. Yeni Türkiye'nin kalifiye bir elemanı. O bakanlığın hakkını verebilecek bir adam. Bakanlığı hayırlı ve bereketli olsun. Ablası Düzce pazarında sebze meyve satıyormuş. Ona da hayırlı ve bereketli işler dileriz. Recep Aktağ yeniden Sağlık Bakanı oldu. Ona da çok sevindim. Yeni Türkiye'nin en büyük iftihar kaynaklarından biri olan sağlık devriminin altındaki en görkemli imza Recep Aktağ'a ait. Sağlık Bakanlığı'ndan niye alındığını hiç anlamamıştım zaten. Nabi Avcı, sosyoekonomik buhran kaynağı, dershane furyasına noktayı koyan Milli Eğitim Bakanı olarak tarihe geçmiş bulunuyor. Tatillerde çocukların ödevle mödevle terörize edilmemesi için verdiği mücadelede takdire şayan. Çizgi dışı esaslı bir Milli Eğitim Bakanı'ydı Nabi Avcı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na kaydırılmasından da güzellik umulur. Turizmi bilmem ama Kültür Bakanlığı için biçilmiş kaftan. Medeniyetimizin mümtaz bir temsilcisi. Tarihimize, sanatımıza, edebimize ve edebiyatımıza vakıf mümtaz bir münevver. Barek Allah. Fikri Işık, Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı'ndan Milli Savunma Bakanlığı'na kaydırılmasında da bir fevkaladelik yok. İsmet Yılmaz'ın Milli Savunma Bakanlığı'ndan Milli Eğitim Bakanlığı'na kaydırılması ise izaha muhtaç gibi geldi bana. Enteresan yani. Yoksa askeri okullardaki öğretim üzerinde sivil otoritenin kontrolünün artırılmasına yönelik bir hamle mi söz konusu? İnşallah öyledir. Ahmet Davutoğlu'nun rafa kaldırılmasına üzülmeye devam ediyorum tabii. Tesellim, sıfır hasarla rafa kaldırıldı Ahmet Hoca. İhtiyaç duyulup raftan indirildiğinde tıkır tıkır çalışmaya devam eder. Sıfır hasara rağmen rafa kaldırılmış olan Taner Yıldız, Ali Babacan gibi kıymetli devlet adamları hakeza. Hakan Albayrak, Karar.